Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Doğukan Sağlam. Kendisine bir video çekmiştik. Onu da şuradan bırakacağım linkten izleyebilirsiniz. Bugün kendisiyle Avrupa'daki korona sürecinden bahsedeceğiz. Bu korona sürecinde Avrupa nasıl ilerledi, neler yaptı, bununla ilgili biraz bahsedebilir misin? Bahsedelim tabii. Şimdi Avrupa derken biz Berlin'deyiz, Almanya'da. Tabii burada hastanede çalıştığım için iç hastalıkları servisinde buraya hakimim. Ama Avrupa dersen çok büyük bir coğrafya işin içine girer. Yüz ölçümü olarak olmasa da ülkece çok sayıda ülke var. Bunların her birinin sağlık sistemlerini ve gidişatı ayrıca incelemek lazım. Biz o yüzden daha çok lokalde ve özelde Berlin'den, Almanya'dan bahsedelim. Öyleyse Berlin'de nasıl oldu? Yani bu hemen hemen 3 aydır bu süreç artık normalleşmeye başladı. Ama ilk zamanlarda geldiğinde, bir korona çıktığında insanların tepkisi ya da devletin bu konudaki tepkisi ne oldu? Şimdi öncelikle her şey normalleşmeye başladı diyemeyiz aslında. Sadece kontrollü bir normal hayat sürmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Buradaki tabii insanların tepkisi, hastanede olanlar. Şimdi iki tip insan çeşidi var daha çok. Bir tanesi böyle uçtu, kaçtı, işte üç harfli, perili falan komple teorilerini sevenler. Yani inanmayanlar diyebiliriz. Yani. Tabii evinde kendisi her şeye inanabilir. Gitsin krem peynirine de inansın. Hani bu bizi ilgilendirmez. Ama yeter ki sorumsuz davranıp başka insanların hayatına mal olabilecek işler yapılmasın burada. Yoksa isteyen kendisine istediğini yapma özgürlüğü vardır. Ona bir şey demeyiz. Evet. Zaten o görüşün sahipleri genelde ya partizandırlar savundukları konularda ya belli bir politik görüşün böyle koyu savunucusudurlar. Yani genelde her alanda böyledirler. Ama aslında biraz bilgi felsefesi okursalar bilginin hani kaynağı nedir, mahiyeti nedir, içeriği nedir, bir bilgi yayınlanırken neyi amaçlamaktadır, hangi amaca hizmet etmektedir. Bu pandemi sürecinde daha tehlikeli bir şey vardı ki aslında o da infodemi diyoruz biz ona. Bu da yani virüsten daha hızlı yayılıyor. Nedir bu? Yalan, yanlış bilgiler. Evet. Yani tabii buna işte tıklanma tuzağı yapıp bunu haber servislerinde mi yani servis etmediler? Öyle bildiğiniz büyük kelli felli medya, haber kanalları vesaire veya şahıslar mı yapmadı? Yani burada bir bilgi kirliliği ve virüsün kendisinden çok daha hızlı yayılan bir yanlış bilgiden kesinlikle söz edebiliriz. Tabii burada doğru bilginin kriterleri nedir? Kime göre, neye göre, hangi bilgi doğrudur? Biliyorsunuz internette her yazan bilgi de doğru değildir aslında. O tabii araştıran kişinin filtresinden mutlaka geçmelidir o bilgiler. Tabii onda da doğup büyüdüğü, yetiştiği kültür, aldığı eğitim, geçtiği okullar, çevresinden tutun da pek çok faktör önemli. Ama genelde benim gözlemlediğim Türk insanı biraz daha komplo teorilerini çok seviyorlar. Biz de burada diyoruz ki yani bir şey konuşurken neye dayanarak söylüyorsun? Ya altında tamam hadi bilimsel veriyi de kabul etmiyorsun da yani bir şeylere dayanmak zorundasın. Örneğin ne diyelim? Bunun doğrudan 5G teknolojisiyle işte ilişkili olduğunu söyleyenler mi dersin? Örneğin İran'da 5G yok mesela. Bizim hastanede tabii eskisi gibi değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Önceden yoğun bakım servisinde hani hastalarımız vardı. Hem de bu mekanik ventilatöre ihtiyaç duyan. Şu anda sanırım yok herhalde en son itibariyle. Ama ilk başlarda, ilk aylarda normal serviste bile gerek şikayetleri olan, gerekse de hani bizim şüphelendiğimiz bazı hastalara öyle rutin yaptığımız testlerde, serviste yatan hastalardan bahsediyorum. Birkaç tane, kimisinde ciddi sayıda pozitif vaka çıktı. Kimisinde daha sonradan semptom görüldü. Kimisinde zaten semptom vardı, test yapmıştık. Yani girebildiği yerler zaten göz, burun, ağız ve direkt üst solunum yollarından akciğerlere indiği zaman zaten orada kendine bir yer buluyor. Peki halk olarak, halkın bilinçli bir şekilde burada davrandığını gördüm. Yani sokaklar bomboş, kapatılması gereken dükkanlar kapatıldı. Devlet bu süreçte halkın arkasında durdu. Sorum şu, yani kıyasladığımız zaman yapılan hatalar nelerdi ya da yapılan güzel işler nelerdi? Almanya ve Türkiye kıyaslaması mı? Kıyaslayabiliriz, evet. Şimdi şöyle, aslında yasaklar ve kontrol bakımından bana göre Türkiye'de daha fazla yasak uygulandı. Yani sokağa çıkma yasağından tut. Mesela burada Almanya'da eyaletlerde bir tek Bayern tarafı öyle bir sokağa çıkma yasağı uyguladı. Örneğin Berlin'de Türkiye'deki bir sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Ama
Peki burada ne fark etti? Aslına bakarsanız önlemler, tedbir veya gayret Türkiye'de daha fazlaydı. Ama burada bu kontrollerin daha az olmasına rağmen, yani şu an Temmuz ayının sonuna geldik, günlük Almanya'da vaka sayımız 200 civarında. Bakın bu rakam bugün Türkiye'lerde 900 civarında. Evet. Çok büyük bir rakam. Evet, yani şöyle, şunları da söyleyelim tabii. Nüfus hemen hemen aynı. Hatta Almanya'nın daha kalabalık bir nüfusu var. Yapılan test sayısı hemen hemen aynı. Bunları da söyleyelim ki hani tabii, ülkeleri kıyaslarken yani neyin nasıl dediğimizi veya lafın nereye gideceğini biliyoruz az çok. Şimdi neden peki buralarda günlük vaka sayısı 200'de, Türkiye'de halen 900'ün üzerinde? Ben bunu şöyle yorumluyorum. Buradaki insan bilinci, yani buradaki sosyal mesafeye veya diğer uyması gereken kurallara daha fazla dikkat ediyor. Örneğin şu an açık alanda, dışarıda hani mesafe koruyarak Almanya'da hani maskesiz bir şekilde dolaşabilirsiniz. Türkiye'de ama şu an dışarıda da tamamen zorunluluğu, maske zorunluluğu var. Şimdi bu neyi gösteriyor? Yani burada sıra beklerken de veya işte ne diyelim, yani sosyal mesafe ve maske ana kurallara insan bilinci sebebiyle burada daha fazla dikkat ediliyor. Şimdi Türkiye'de de örneğin muhtemelen ne diyelim, yani ben de Erzurumluyum hani, onu söyleyeyim başta. Ama muhtemelen bizim bölgelere, oralara giderseniz insanların çoğunluğunun virüs nerede, ben gözümle görmüyorum ki, hadi göster bana falan diyeceğini görebilirsiniz yani. Yani virüs var mı? Bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Virüsün olduğunu görmüyorum yani. Şöyle bir bakacak olursanız virüs diye bir şey ben görmüyorum yani, yoktur. Bunu az çok tahmin edebiliyorum. Buradaki süreçte yine örnek alabileceğimiz konulardan bir tanesi, insanlardaki anlayış aşırı derecede yüksek. İnsanlar insanlara karşı saygılı. Yabancı da olabilir, Alman Almana da olabilir. Ayrım yapılmadan insanlar insanlara karşı anlayışlı. Bu anlayış aslında bizde olması gerekirken bizde o sabırsızlık konusu var. Ben sana şunu sorabilirim. Biz bunu nasıl başarabiliriz? Çünkü insanlar insanlara karşı saygısı olmadığı için doktorların vermiş olduğu raporları da pek saygılı olmuyorlar. Şimdi şöyle bak, sorgulamak güzel bir şeydir. Önüne hangi bilgi gelirse gelsin, sorgulamak her zaman olumludur yani. Hatta birisi sana her şeyi sorgula diyorsa, o her şeyi sorgulama fikri dahi sorgulanmalıdır. Muhakkak. Ben bunu olumlu bulurum. Ama karşı bir argüman sunduğun zaman onun da bir yerlere dayanması, hani bir zemininin, bir oturaklı bir görüş olmalıdır yani. Karşı fikirde tabii ki olabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Hani şunu da söylemek lazım. Türkiye'de hani takip ettiğim kadarıyla örneğin bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulu kuruldu. Ben şunu diyebilirim rahatlıkla. Sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil, aslında bütün bakanlıklara, bu Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu gibi bütün bakanlıklara etkili çalışabilecekleri bilinçli ve onların verdiği kararların da hani en azından tavsiye kararı değil de biraz da yaptırımları olabilecek şekilde bir bilim kurullarının bütün bakanlıklar için olmasının gerekliliğini düşünüyorum ben. Peki son sorum. İkinci dalga sence gelir mi? Gelirse tepki ya da işlem nasıl olur? İkinci dalga gelir mi sorusunun cevabını virüs değil, insanlar belirler. Çünkü dolaşan şey virüs değil, dolaşan insanlar. Yani o yüzden bunu aslında insanlar cevaplayacak olup olmayacağını. Çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bize destekçi olun. Tekrar görüşmek üzere.